Evet arkadaşlar, sesim geliyor mu? Tamam. Soruya bakabildiniz mi? 15. soruya. A diyorsunuz. Öncelikle şurada arkadaşlar some scientists var ya, bazı bilim adamları. Ben de diğer cümlede bazı bilim adamları diyeceğim. Think that, düşünüyorlar. Buraya kadar bir bakalım. In the opinion of some scientists, bazı bilim adamlarının fikri demiş. According to some scientists reckon that. D seçeneğinde these scientists olmaz. E'de de zaten scientists yok. Tamam. Burada some scientists vermediği için D'yi ve E'yi attık. A meteor impact hepsinde var zaten. Around. Around yaklaşık olarak civarında. Bu önemli bizim için. Roughly ile vermiş A seçeneğinde. B seçeneğinde arkadaşlar tabii 657 milyon değil de 65 milyon orso. Bu sayısal değerlerin sonuna getirdiğimiz orso da yaklaşık olarak anlamını veriyordu. Olur. C'ye bakıyorum. Sum. Sayısal değerlerin önüne getirdiğimiz sum da yaklaşık olarak anlamını veriyordu. Buradan da çıkamadık. May have caused, may have worked. Bakın, modal artı have worked. Modal artı have worked ile karşılanacak dedik. A seçeneğinde could have worked. B seçeneğinde zaten modal yok, was called. D seçeneğinde de needn't have worked demiş bize. May olasılık. Olasılığı bize need vermez. Ne verir? Could verir, değil mi? May have worked, could have worked, might have worked aynı anlamdır. Cevabımız A olmalı. 16'ya geldik. 16'da arkadaşlar, getting a law passed is one thing. Bir yasayı geçirmek bir şeydir. But getting it enforced is quite another thing. Ama onu enforce etmek, yani yürürlüğe koymak, oldukça başka bir şeydir. Şimdi burada bir kere genel bir ifademiz var bakın. Genellemelerde biz ya da bilimsel ifadelerde verb 1 kullanıyorduk ya. Diğer cümleye de bu genellemeyi verb 1 ile aktarmanız gerekli. Bunun yanı sıra bir yasa diyorum arkadaşlar. Özne bu zaten. Bir yasayı geçirmek bir şey, onu uygulamaya koymak başka bir şey. The law diyemem. The law olmaz. The olmaz. The olmaz. A law deriz. Bir yasayı geçirmek and implementing of it ve onu uygulamak are two very different things. İki çok farklı şeydir. Quite'ın karşılığı very. Peki but'ın karşılığı ne? Different. Farklı. Değil mi? But zaten bize farklı zıtlığı verir ya. Yani buradaki e'ler, d'lar mevzusu gözden kaçmamalı. Bir de yine verb 1 ile ifade edeceğiz onu. Diğerlerinin hepsi have as verb 3 ve will ile verilmiş. 17. soruya siz bakıyorsunuz şimdi. C. Evet. Great or notorious leaders. Büyük ya da kötü şöhretli. Notorious arkadaşlar adı kötüye çıkmış demektir. Kötü şöhretli liderler. Bakın iki tane sıfatım var. Bir kere liderleri böyle bir tanımlayacağım iki sıfatla. Ama en önemlisi değil. Gibi görünüyorlar. Ne gibi görünüyorlar? Sahip gibi. Neye? Unusual and distinctive capabilities. Bir de capabilities'i tanımlayan yine iki sıfatım var. That mark them off from the rest of us, bizim geri kalanımızdan onları ayıran bir ejective clause var burada. Şart değil ejective clause'un kullanılması ama şuradaki theme'i birkaç defa çizelim. Önemli. Zaten bu theme'e bakarsanız tek seçeneğiniz var. Apparently. Görünüşe göre.
Ne dedik? Appear, seem, apparently, seemingly birbirini karşılayacak. C'ye bakıyorum. Liderler. Hem illustrious, görkemli, yani great, pardon. Hem büyük, hem de notorious, adı kötüye çıkmış, infamous. Infamous arkadaşlar ünsüz demek değildir, kötü ünlü demektir. Apparently, seem, endowed with, bahşedilmiş, yani sahiplerdir. Bunun anlamına gidiyor, çok önemli değil. Unusual, alışılmadık. Rare, distinctive, farklı. Remarkable, capacities, capabilities, that distinguish them from, that mark them off. Cevabımız C olmalı. 18'e bakalım. 18'e ne diyorsunuz? Var mı cevabınız? B dediniz. Şimdi şöyle bir gidelim. Won't seeing the new shopping center for the first time. Buna bir dikkat edeceğim. Şu zaman zarfımı arkadaşlar. İlk kez on verb ing'i. On verb ing'i bize when anlamını veriyordu. Değil mi? Yeni alışveriş merkezi. Buna dikkat edelim. Yeni alışveriş merkezi diyecek bize. Onu vermesi lazım. For the first time ilk olarak. I wondered whether. Olup olmadığını merak ettim diyor. Whether, noun clause'umuz. It would succeed. Başarılı olup olmayacağını merak ettim. With all the other shops already zaten çoktan mahallede diğer bütün dükkanlar olduğu için with'in bir because anlamı vardı. With bize sahiplik gösteriyor, have anlamını veriyor. Bildiğimiz ile anlamında kullanılıyor. Bir de because anlamını karşılıyor arkadaşlar. Yüzünden ya da nokta nokta olduğu için diyor. Bunların hepsini geçtik de şimdi cümle zaten bakın past bir cümle. Cümlemiz past, wondered demiş. A seçeneğinde I am sure, eminim. Emin değilim zaten, merak ediyorum. Cümle present, hatta future'ı falan kullanıyor burada. Gitti. Bir de for the first time nerede? Zaman zarfı yok, zarfımız yok yani. Because, hadi with'in karşılığı oldu. Şart değildi ama verdi. Already, zaten many shops in the area. Bölgede zaten birçok dükkan olduğu için. When I first noticed. First, for the first time. On seeing, when. I wasn't sure, emin değildim. Merak ettim. Whether, olup olmadığını. If. Whether, if, değil mi? Noun clause. The new shopping center, would succeed, başaracağını, would do well, iyi iş çıkaracağını. Cevap B. C'ye geldim. Due to the lack of shops in the area. Bölgede dükkanlar olmadığından dolayı zaten var bakın. Var. Olmadığından dolayı diyemeyiz. The new shopping center, I couldn't understand. Tamam oldu. For the first time nerede? Yok. There are quite. Cümle present. Olmaz. Cümlemiz past bizim bize verilen cümle. E'ye baktım. I don't know. They built a new shopping center. Olmaz. Bu da gitti. Cevabımız B olacak. Cümlemiz past olacak. For the first time zaman zarfımız dikkat edeceğiz. Zarfın karşılığı bulunacak. Already zarf karşılığı bulunacak. Değil mi? Yani hadi because'u, o on verb ing'i falan geçtik de sıfatların, zarfların karşılığı olmalı. E'ler, d'lar karşılanmalı.
Zaman önemli. 19'a bakalım. 19'a ne diyorsunuz? C dediniz. Başka cevabı olan? Ha diyorsunuz. Bakalım. An engineer. Bir mühendis. Bir burada bir mühendis dediği için arkadaşlar şuradaki engineers'ı atmanız lazım. Mühendisler değil. Must attempt to force değil. Must. Neli malı. Bir gereklilik bakın burada. Possible. Olası diyor. Sıfatım. Dikkat edeceğim. Misuse of a product. Bir ürünün olası yanlış kullanımı. Bir ürün. Ürünler olmaz bakın. B'deki product gider. Onun dışında şuradaki product gider. Bir ürün. By a consumer. Bir tüketici tarafından. Bir tüketici mi dedi? O zaman ben de ona tüketiciler diyemem. C'de de consumers'tan dolayı gider. Ne kaldı elimde? A kaldı. When designing a product. Bir ürünü tasarlarken an engineer, bir mühendis should consider, must have a consumer might misuse, might, olasılık, possible and adjust and take this into account in his design, the design diye de vermiş bize. Cevabımız A olmalı. Yani yine E'ler, D'lar mevzusu, tekiller, çoğullar, modelin karşılığı, possible sıfatın karşılığı. Ver mi? Nerede? Hocam dedim ya, seçenekte genişletebilir anlamını, daraltamaz. Yani size burada when de verir, because de diyebilir, if de diyebilir. Mesela how var. Yukarıda how var mı? Yok. Ama anlamını genişletebilir zaten. Ya da C seçeneği demiştiniz ya hani Mehtap Hocam. Mesela bakın C seçeneği de in designing a product. Bir ürün tasarlarken diyor. Burada da in verb ing var. Yani while var. Değil mi? While yok yukarıda. Böyle bakmayın. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Seçenekte ona bir şeyler ilave edebilir. Ama şu tekilleri tekil olarak verecek, çoğulları çoğul olarak verecek. Bakın ben burada mesela annese takılmadım. Yukarıda annesi yok, annesi buradan sileyim demedim. Değil mi? Annese değil de şuradaki consumers, çoğula takılıyoruz biz burada. Peki 20'ye bakalım arkadaşlar. Will'i will verir demiştik, hatırlıyor musunuz? Head verb 3, head verb 3 veriyor, will'i de will veriyor. Çünkü ecek acak diyoruz. Evet. Şimdi bunları bir bulalım. Student, öğrenciler zaten her yerde var. Ona bakmamın bir anlamı yok. Hepsinde öğrenciler var. Will. Ecek acak, usually, genellikle, bakın altını çizdiklerime dikkat edin. Will'i will'le vereceğim ya, elde tutabileceğim bir şey bu. Usually, zarf ya, buna dikkat etmeliyim. Harder, comparative ya, daha sıkı demeliyim ben de.
If they know, if'e takılmıyorum. If'i bana when'le verir, because'le verir, annesle cümleyi ters çevirir verir. Önemli değil. Bir tane daha verim var, ona takılacağım. Small groups. Small, gruplar ama ufak gruplar. Interactive discussion. Nasıl tartışma? İnteraktif tartışma. Sıfatlar. Yani sıfatları, zarfları ve ecek acak ifadesine dikkat etsin. Şimdi A'ya bakıyorum. Hadi once dedi. If'in karşı olarak once'ı verdi diyelim ki. Students var zaten. Get used to being split up for interactive'i verdi. Their ability to concentrate generally, tamam usually verdi. Ama harder nerede? Will nerede? Ecek acak yok. On the cool genel olarak. Usually arkadaşlar. Bilmek zorunda değilsiniz. On the cool gibi bir şey usually karşılayabilir. Sonuçta bu zarf, bu da zarf diye düşünebilirsiniz. When demiş. Cümlede when var mı? Yok. If olabilir karşılığı. Şart değil zaten. Students know they are going to. Bir tanesine bakın bilin. Bir going to ile vermiş. Small groups. Interactive discussion. They will. İkincisini will ile vermiş. Harder, better ile vermiş. Cevabımız B olacak. C'ye bakalım. Improve concentration. Small groups. Interactive discussion. Onun dışında hiçbir şey yok zaten burada. D'de interactive discussion, students dedi, tamam başka bir şey yok. Best way, en iyi yolu, en iyi yol diye bir şey yok burada, comparative var. Is to organize these students, bu öğrenciler, bu da buradan gidebilir mesela. Bu öğrenciler demiyor bana, öğrenciler diyor. Peki, 21. D diyorsunuz. Tamam, bakalım arkadaşlar. Many people, birçok insan, birçok insan demeliyim ben de. Prefer food. Besini tercih eder. Hangi besini? Free from artificial substances. Yapay maddelerden uzak besinleri tercih eder. Çünkü these can be a threat. Bu bir tehdit olabilir sağlık için. Bir kere birçok insanı bulacağım, tamam mı? D'ye bakıyorum. Birçok insan var. Onun dışında birçok insan nerede var? A lot of people var arkadaşlar. B seçeneğinde. A'da var mı? A'da insan dahi yok. B'de kişinin sağlığı demiş olmaz. E seçeneğinde yine insanlar yok. Yani ben ya B diyeceğim buna ya da D diyeceğim. Şimdi D dediniz de D seçeneğinde bir although var bakın zıtlık. Cümlede zıtlık yok. Cümlede bir as var. Sebep, sonuç. Yani sizin cümlede zıtlık vermiyorsa siz de zıtlık kullanmayın. Tamam? Zıtlıkları zıtlıklar karşılar sadece. Since. As'in karşılığı. Artificial substances. Maybe detrimental. Olabilir. Bakın can. Zararlı olabilir. A lot of people are avoiding. Kaçınıyorlar besinlerden. Hangi besinlerden kaçınıyorlar? Onları içeren. Yani ne dedik burada? Birçok insan artificial maddelerden uzak besinleri tercih ediyorlar. Burada ne dedik? Birçok insan artificial maddeleri içeren besinlerden kaçınıyorlar. Aynı kapıya çıkar. Hatta okusanız belki hepsi hemen hemen aynı anlamı verir. Ama işte bu ufak şeyler, bağlacın karşılığı, a lot of people olması, many people, onun dışında as, değil mi? Sebep sonuç olması gibi şeyler dikkat etmemiz gereken yapılar. 22. soruyla ilgili bir şey söyleyeceğim. 22. sorumuz da arkadaşlar. The expansion of New England. Yeni İngiltere'nin genişlemesi was in part, kısmen was stimulated. Sebep olundu. Neden? By the desire for better land. Bu better ifadesini göreceğiz zaten. Ama burada şunu söylemek istiyorum. Cümleyi bize pasif vermiş ya. Was stimulated. Pasif verdiği fiili cümleyi genellikle aktif.
Biz aktifi yazarken ne yaparız? Özneyle başlarız, değil mi? Peki öznemiz nedir aktif cümlede? By'dan sonraki kısım. Yani ben cümleyi aktif olarak kullanırken özneye the desire for better land demeliyim. The desire for better land was one reason, bir sebebidir. Kısmen sebep olmuştur. Why New England extended expansion her boundaries. Her ne? New England arkadaşlar, ülkeler. Her ile ifade edilir, she ile ifade edilir. Cevabımız E olacak. Tamam, yani burada her var, her kim diye düşünmeyin. Hepsinde her var zaten. Hepsinde ben her'ı görüyorum burada. O her'e takılmayacağız. Her'ın karşılığı New England. Ülkeleri she ile ifade edebiliyoruz biz. Yani pasif bir cümle verdiğinde genelde aktif yapmanızı istiyor. Aktif yaparken de tarafından anlamını verdiğiniz o by'lı kısım sizin özneniz oluyor. Yani onunla başlıyorsunuz. Mesela 23'te de aynı şey var bakın. Visitors to the country, ülkeyi ziyaret edenler are often struck by the warmth and hospitality of its people. Cümle pasif ya. Pasifde by'dan sonraki şu kısım benim öznem. Aktife çevirirken burayla başlamalıyım. İnsanlarının sıcaklığı ve misafirperverliği diyerek başlayacağım. The inhabitants of the country, ülkenin yaşayanları, olmaz. What always amazes the natives of the country, ülkenin yerlilerini şaşırtan şey, olmaz. Ülkeyi ziyaret eden insanlarla ilgili şey, olmaz. The friendliness, arkadaş canlılığı ve cömertliği, neyin? Ülkenin yaşayanlarının. E'de ne diyor? Ülkenin yerlileri. Bu da olmaz. Cevabımız D olacak bakın. Warm, sıcaklığı ve misafirperverliği, arkadaş canlılığı ve cömertliği. Bir de burada often gibi bir zarfımız var. Sık sık. O da frequently. Sık sık. Zarfında karşılığını bulduk nihayet. 24'te arkadaşlar yine bu kalıplaşmış bir kullanım. To be honest. To be honest demek, dürüst olmak gerekirse demek. Karşılığı frankly'dir. To be honest'ı frankly ile karşılıyoruz. Dürüst olmak gerekirse. To be honest, frankly. I wasn't expecting Andy. Beklemiyordum Andy'den. Beklemiyordum. Oldukça sürpriz oldu bana. Stand up for me. Andy'nin so openly, bu kadar açık bir şekilde benim yanımda durması toplantıda. On my side. Diye vermiş zaten. Devamı aynen devam ediyor. Biz burada to be honest'a bakarak şuradaki frankly'ye gideriz. 25'te de bakın frankly var. Frankly diyorsa da onu neyle karşılayacağım? To be honest diye karşılayacağım. In my opinion, I don't think the girl's musical abilities, the girl's musical talents are anything out of the ordinary considering her age, are no more than average. Average, ortalama, ordinary, sıradan. For her age, yaşına göre. Considering her age, yaşını düşündüğümüzde diyor. 26'ya geldik. 26'da arkadaşlar güzel bir durum var. The word robot. O robot kelimesini tırnak içinde mi kullanmış? O zaman siz de robot kelimesi diyeceksiniz ve tırnak içinde vereceksiniz onu. Robot-like devices olmaz. Robotlar olmaz. The term robot olur. Robot-like devices olmaz. Robot benzeri cihazlar olmaz. Cevabımız C olmalı. Tamam, tırnak içinde vermiş, tırnak içinde verecek yine. Peki 27'ye bakın. Bunlar çıkmış sorular hocam. Bakın ne kadar bayağı uzunca bir soru aslına bakarsanız şu. Ama tek bir kelimeyle doğru cevaba ulaşıyoruz biz burada. Dikkatli bakmak önemli sadece. Ben size hep çıkmış soruları gösteriyorum bu arada. Tabii çıkmış sorularda zor sorular yok mu? Elbette var. Ama onlar da bu soru tiplerinde bir yerden yakalanıyor. Yani tek bir sıfattan dahi yakalayabiliyorsunuz.
B mi? Neden B dedin Mehmet Hocam? Neyi gördün mesela orada? A virus researcher, değil mi? Peki. There has never been a better time. Asla daha iyi bir zaman olmamıştır. Bir virüs araştırmacısı olmak için bir virüs araştırmacısı bakın bir. Thanks in part to, thanks to sayesinde, thanks to, due to, owing to, because of, değil mi? In part kısmen zarfınız arkadaşlar. Inexpensive, pahalı olmayan, ucuz. That allows scientists to rapidly, zarfınız, isolate disease causing microorganism. Diğerlerini takılmıyorum. Şimdi A'ya geldim. It is the best time. En iyi zamandır. Daha iyi bir zaman olmamıştır diyor ya, en iyi zamandır derim. Ama for virus researchers demem. Virüs araştırmacıları için demem. Bir virüs araştırmacısı var çünkü burada. Bu buradan gitti. Partly because, partly in part. Because of, due to, thanks to. Inexpensive, cheap. Devam ediyorum. Partly var, because of var, cheap var. Genetic sequencing techniques. Burada var zaten. Genetic sequencing demiş. Which enable, that allow, which enable, scientists, to separate, to isolate, disease causing microorganism. Tamam. Rapidly, quickly. It is now a perfect time. Şu anda mükemmel bir zaman. Ne için? Bir virüs araştırmacısı olmak için. C'ye bakıyorum. C'de thanks to'yu vermiş. Tamam. Cheap'i vermiş. Ama virus researchers'dan zaten çizdim ben bunu. Inexpensive'i verdi. Makes it possible for scientists quickly, rapidly verdi. Mikroorganizmalar neyse vesaire virus researchers'dan gitti. Due to dedim. Thanks to. Innovative, yenilikçi. Yenilikçi değil de inexpensive, ucuz. Virus researchers'dan zaten gider. Fazla öteye bakmaya gerek yok. Cevabımız B olur. Yani belirleyici şuradaki bir virüs araştırmacısı. Never'ı B'de nasıl karşılar? Hocam bakın. There has never been a better time dedik ya. Ne oluyor? Daha iyi bir zaman olmamıştır dedik. Burada ne diyoruz? Daha iyi bir zaman. Slide kayıyor bu arada. Bir saniye. Daha iyi bir zaman yoktur diyor ya, şu anda mükemmel bir zamandır. Yani ondan öncekiler mükemmel değil. Şu anda mükemmel bir zamansa en iyi zaman yani. The best gibi. Öyle düşünün. Peki 28'e bakın arkadaşlar. Yirmi mi var? Şimdi 27 mi var? Şu an geldi mi? Şu an 28. Tamam.
değeriniz. Bakalım. Until recently, son zamanlara kadar bir zaman zarfı bunu bulacağım arkadaşlar. People felt that. İnsanlar düşünüyordu. Cümle pas, ilk cümle. Neyi düşünüyorlar? Nijeryalı bakanlar. Bir de Nijeryalı bakanlar var işin içinde bakın. İnsanlar var, Nijeryalı bakanlar var. Ne olduğunu düşünüyorlar bunların? Being too optimistic. Çok iyimser olduklarını, optimistik olduğunu düşünüyorlar. Ama zıtlığım var. There is now. Şu anda demiş, present'e geçeceğim. Yani hem past hem present mi olacak, batı mı olacak? Onun dışında no question that. There is no question that. Şu anda hiçbir soru yoktur. Yani kesin. The country's financial position. Ülkenin finansal durumu is growing steadily stronger. Grow ne demek? Büyümek. Gitgide ne yapıyor? Güçleniyor. A'ya baktım. It is now clear. Şu anda açık. Yani there is now no question. Nijerya'nın ekonomisi is in a strong upward cycle. Upward ne demektir? Yukarı doğru. Güçlü bir yukarı doğru döngüde. Ama previously, önceden, until recently, people doubted. İnsanlar şüpheliydi. Neden? Hopeful. Hopeful ne? Optimistic. Nijeryalı bakanların iyimser tutumundan eskiden, önceden insanlar şüphe duyuyordu. B'ye bakalım. Nijeryalı bakanlar bugün hiçbir korkuları yok. Ülkelerinin finansal durumuyla ilgili. Zaten B'de zıtlık yok. Onu oradan çizelim. Geçmişte Nijerya ekonomisi geçmişte nasıl? Geçmişteki cümlede Nijerya ekonomisi yok ki. Şu anki cümlede Nijerya ekonomisi var. Was constantly improving. Ayrıca cümleler burada hep past bakın C seçeneğinde. Present da lazım bana. Present'a geçtim çünkü. Though Nigerian ministers were previously skeptical of positive ideas about their country's financial situation. Skeptical ne demek arkadaşlar? Skeptical. Biliyor muyuz anlamını? Şüpheci. Değil mi? Şüpheli. Nijeryalı bakanlar önceden ülkelerinin mali durumuyla ilgili pozitif fikirler konusunda şüpheciydi. Hayır, onlar çok iyimserdi. Nijeryalı bakanlar şüpheci değil, onlar iyimser. Hadi geçtik. Has become obvious. Now nerede? Now nerede? Now'ın karşılığı nerede? Şu anda. Yok. İnsanlar nerede? Asıl özne zaten insanlar. İnsanlar şüpheci. İnsanlar düşünüyor. Yani şüpheci olan Nijeryalı bakanlar değil. Today, bugün Nijerya'nın ekonomik anlamda ilerlediğini görüyoruz. Ama yakın geçmişte this was not the case. Ekonomistler nerede? Yok. Öyle bir şey yok. Cevabımız A olacak arkadaşlar. İnsanlar şüphe duyuyordu, düşünüyordu. Neden şüphe duyuyorlardı? Nijeryalı bakanların hopeful tutumundan, yani ümitli tutumundan şüphe duyuyorlardı. Ümitli olan kimler? Nijeryalı bakanlar. Cevabımız A olmalı. Günden güne mi? Neden? Şeyden dolayı mı? Growing steadily. Oradan mı gittiniz? O day by day muhtemelen onunla bağdaştırdınız. Tamam. Ama bakalım. Growing büyüyor. Gitgide güçleniyor demiş. Bu ne diyor? Strong upward cycle. Güçlü bir upward, yukarı doğru döngü içinde. Yani yukarı doğru gidiyor. Yani orada da bir gelişme var. Değil mi? Güçlenme, büyüme var. Grow. Aslına bakarsanız hepsinde var. Progressing, progress, gelişiyor. Constantly improving, sürekli ilerliyor. Constantly getting better. Hepsinde bu hani ilerleme ifadesi söz konusu zaten. 29'u bir geçtik arkadaşlar. 30'a bir bakın.
İyi mi? Bilmem. Bakacağım. B. People have usually assumed that. İnsanlar genellikle zannederler. Present arkadaşlar ve usually var. Sonra this mountain village. Hepsinde var muhtemelen this mountain village. Was abandoned. Hasta geçmiş. Yani hem present hem past'ınız olacak. Usually'yi karşılayacaksınız. Because easier. Because'u geçtim. Başka şeyler de verebilir. Easier. Daha kolay. Yaşam koşulları başka bir yerde mevcut olduğu için demiş. A'ya bakıyorum. Daha iyi yaşam koşulları. In another place. Tamam. Must have tempted. Tamam. Past'ı verdi hadi. Ama this mountain village'ı da verdi. Tamam. Usually nerede? Usually yok. Onun dışında present zaman yok. B'ye geldim. İnsanlar terk ettiler bu dağ kasabasını. Past'ım. Başka better way of life elsewhere. Tamam. Present'ım nerede? Usually'm nerede? Must have been. Past'ım. Onun dışında people opted past'ım. Easier way. Usually yok. Present zaman yok. Mountain village was past. Realized past. Easier verdi. Yine present zaman yok. E tabii ki. It has generally been presumed that people deserted, abandoned this mountain village because there was the prospect of pleasanter. Pleasanter daha hoş yani daha kolay. Way of life in another place as well. Cevabımız E oluyor. Hadi 29'a bakalım. A diyorsunuz. Şimdi bir kere doğu zıtlık ya arkadaşlar. Bize bir zıtlık lazım. Değil mi? Kesinlikle zıtlığı zıtlıkla karşılayacağım. Şimdi E'ye bakıyorum. E'de hiçbir zıtlık yok. B, D'de yok. C'de yok. A'da ve B'de var zıtlık. A'daki zıtlığı whether or not'la veriyoruz. Whether or not ne demek ki? İster ister. Yani sen ister gel, istersen gelme ben partiye gideceğim. Sen gelmesen de ben partiye gideceğim. Whether or not tam olarak even if'i karşılar. Ama even if de zaten do demek. Zıtlık. Whatever da her ne. Yönetim her ne söylerse söylesin. Yani Ahmet her ne öneride bulunursa bulunsun kabul edilmeyecek. Ahmet en iyi öneriyi sunsa da kabul edilmeyecek. Yani bu WH ever'lar da whenever dışındakiler WH ever'larda bizi zıtlığa götürebiliyor. Yani A ya da B diyeceğim. Management may not realize it. Yönetim farkında olmasa bile a very large proportion of the success. Başarının büyük bir oranı, oldukça büyük bir oranı. O nerede büyük bir oran? To a very large extent. Burada nerede? Burada yok. B'de yok. Devam ediyorum. This company zaten var. Due to sayesinde ya da yüzünden bunu nasıl vermiş biliyor musunuz? Bu şirket başarısını büyük ölçüde borçlu neye? The industry, çalışkanlığa ve loyalty, sadakatine borçlu personelin. O industry hard work, loyalty de zaten burada. Due to yüzünden diyorum ya sayesinde borçlu ifadesini verebiliyorum onu. Cevabımız A olmalı.
Whether or not management is aware of it. Yönetim ister farkında olsun ister farkında olmasın, şirket başarısını çok büyük ölçüde personelinin industry çalışkanlığına ve sadakatine borçlu. Bir de B seçeneğinde arkadaşlar sadece the dedication of those who work here. Burada çalışan kişilerin adanmışlığı demiş. Adanmışlık sadakate gider de çalışkanlığı vermez bize, hard work'ü vermez. Evet, bunu da bitirdik. Bununla ilgili soru çözeceğiz. Şimdi kapatıyorum. Birkaç soru daha çözelim bununla ilgili arkadaşlar. YDS test 2'de hani şu karışık diyalog, paragraf tamamlı sorularımız vardı ya o kısımda. Diyalogdan sonraki bölümde geliyor. 63. sorumuz. Bu soruya bir bakın. Ekrana geldi mi bu arada? 63. YDS test 2'deki sorularımız bunlardı. Buradan da biraz soru çözelim. A diyorsunuz. B dediniz. A'ydı, B'ye çevirdi. Başka cevabı olan? B. Şimdi cümleyi okudunuz bence onun anlamından gittiniz. Cümlelerin hepsi de gördüğünüz gibi böyle size verilen cümle kısacık verilmiş burada. Ama bizim bel bağlamamız gereken bir kere he'miz var. O. Bir kere bu he'yi vermediği arkadaşlar C seçeneği ve D seçeneği gitmeli. Bunlarda he yok. Rather hopeful. Oldukça ümitli. Bakın rather zarfınız, hopeful sıfatınız. Bunlara bir dikkat edin. He will get the appointment. Dilimiz var. Dikkat edeceğiz. Since the other candidates. Diğer adaylar. Are at a disadvantage. Bir dezavantaja sahip. Bu da dezavantaj neymiş? Onun Fransızcadaki akıcılığı. Çünkü none of the candidates, adaylardan hiçbirisi hiç bilmiyor diye bir ifade var. Şimdi A'ya baktım. Onun temel avantajı, onun Fransızcadaki akıcılığıdır. Çünkü adaylardan hiçbirisi hiç bilmiyor. Ama nerede o oldukça ümitli ifadesi? Rather hopeful nerede? Yok. B'ye baktım. Adaylardan hiçbirisi Fransızca konuşamadığı için açık gibi görünüyor. Nerede açık görünüyor? Böyle bir şey yok ki. He will be appointed. Açık görünüyor değil, o oldukça ümitli. Rather hopeful. He is fairly, oldukça, confident, kendinden emin. That he will be appointed, atanacağından oldukça emin. Çünkü he is the only candidate, tek aday. Who knows French, Fransızca bilen tek aday. Adaylardan hiçbirisi bilmiyorsa o zaman o tek aday olur. Cevabımız E olmalı. Yani yine sıfatın, zarfın önemine dikkat ediyoruz. Çünkü burada verilen arkadaşlar cümleyi çok daraltmış. Yani burada bize since'i veriyor, diğer adaylar diyor, dezavantajları var diyor, which'le bir ejective clause ve bu diyor. Daraltmış cümleyi ama en azından yine şu zarflar, sıfatlar dikkat etmemiz gereken yapılar olmalı. Cevabımız E.
64. Ne deriz? A dedin. B dediniz. Bakalım. Most of the company's factories. Şirketin fabrikalarının çoğu, ben de çoğu demeliyim arkadaşlar. Are present kullanmış. In the north of England. İngiltere'nin kuzeyinde. Until recently. Past'ı kullanıyor şimdi bakın. Yani hem past hem present olacak. Temel ofisi de, merkez ofisi de orada. But now. Ama şu anda Londra'da. Bir de batımız var. Yani hem present hem past'ı kullanmalıyım. Now ve until recently'yi karşılamalıyım. Zaman zarflarımı. Most factories demeliyim. Çoğu demeliyim. Bir de zıttığını vermeliyim. A'da the company used to eskiden have its head office in the north of England where most of the factories are. Tamam. But it was moved a short while ago. Olur. Kalsın. Batımız da var. B'ye bakıyorum. The company is setting up present more factories. Daha fazla fabrika olmaz. Until recently was moved. Zıtlık yok zaten. Hiç olmaz. C'ye baktım. Is moving. Do zıtlığım. Are still present'ım. Past'ım yok. Once the company's head office has moved. Present. Most of the factories will var. Zıtlık yok. Past yok. Head office of the company is present'ım var. Are present'ım var. Will feature'ım var. Past'ım yok. Zıtlığım yok. Zaten zıtlığın olduğu iki seçenek varmış. C ve A seçenekleri. Zıtlığı sadece zıtlıkla karşılarız dedik. Cevabımız A olacak. 65. Bunu da çözelim arkadaşlar. A diyorsunuz. A dediniz. Şurada olduğu zıtlığımız arkadaşlar. A'da olduğu zıtlığı koymuş. Şimdi siz olduğu, burada da olduğu veriyorsanız o zaman içlerini aynı söyleyeceksiniz. Burada ne diyor? Windows 2000'in has a number of features. Birçok özelliği var. Nasıl özellik bunlar? Onu NT4'ten ayıran özellikler.
B'ye bakıyorum. Tamam, önce bir zıtlıktan gidelim. Oldu o dedik ya. B seçeneğinde bunu batla verebilirim. C seçeneğinde bakıyorum. Herhangi bir zıtlık yok. Gitti. D seçeneğinde batım var. Kalsın. E seçeneğinde zıtlığım yok. Bu da gitti. C ve E zıtlık olmadığı için gitti. Zamana bakıyorum. Present, present, present. Past hiçbir şey yok. A present arkadaşlar. B present. Gelelim D seçeneğine. D seçeneğinde was past'ı vermiş bize. Gitti. Cümlemizde past bir şey yok ki. Buradan past eleriz. Yani ya A ya da B diyeceğim buna. Şimdi ben buna A dersem. Oldu, oldu diye başladım ya. O zaman şurada söylediğimin aynısını burada da söylemeliyim. Değil mi? Windows 2000 ve NT4'ün birçok özelliği var. Nasıl birçok özelliği? In common. Ortak birçok özelliği var. Tam tersine Windows 2000'i NT4'ten ayıran, distinguish eden birçok özellik var. Ortak diyemeyiz yani. Geriye kalan şu, more flexible, more secure, easier hepsi var. Aynı zamanda bir de the main aim. Bakın cümlenizin temel öznesi de bu. Temel amaç. V'ye baktım. Windows 2000 kesinlikle farklıdır. Birçok açıdan NT4'ten. Sonuç şudur ki less, safer, less komparatifleri verdi. Bat'tan sonra ama bu değişiklikler do not by any means hiçbir şekilde oluşturmuyor. The main goal. Asıl hedefi. The main aim, the main goal. Cevabımız B olmalı. Bir kere onlar farklı. Yani olduğu, olduğu bağlıcı aynen olduğu gibi koyuyorsam aynı şeyi söyleyeceğim içinde. Fakat but'la ne yapıyorum? Zıtlığın yerini değiştiriyorum cümleleri. Cevabımız B olmalı. Tamam, ara veriyoruz arkadaşlar. 10 dakika aranın ardından yine şöyle birkaç karışık soru çözeceğiz. Biraz diyalogdan, biraz paragraf, biraz bunlardan yine devam edeceğiz. Ardından da kelimelerimize bakacağız.